Bu videoda Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından Yakup Kadri'nin ilk romanlarından birine Nur Baba'ya kısaca göz atmaya çalışacağız. Nur Baba bizim arka plan videosu yapımızın uyan bir roman. Çünkü bir romandan yola çıkarak hem Yakup Kadri'nin romancılığıyla ilgili bir sürü şey söylemeyi mümkün kılıyor. Hem de roman kendi içinde de özellikle yazıldığı dönemle ilgili çok önemli bir toplumsal meseleye parmak basıyor. Bu bahsettiğimiz konular kendi içinde çok bağlantılı olduğu için önce Yakup Kadri'nin romancılığında Nur Baba'yı nasıl konumlandırabiliriz buna bakarak başlayacağız. Yakup Kadri aslında çoğu eserinde Türk Edebiyatı'nın toplumcu yazarlarından biri olarak gözüküyor. Yani yazar toplum içinde bir takım sorunlar, bir takım önemli meseleler görüyor ve bunları bazen halkı bilinçlendirmek için, bazen de bir yazar olarak kendi fikirlerini ifade ederek çözülebilmelerine yardımcı olabilmek için sık sık romanlarında ele alıyor. Fakat Yakup Kadri'nin romanlarıyla ilgili bu toplumsal konu aslında biraz daha detaylandırılabilir. Yakup Kadri'nin yazdığı çoğu romanda ele alınan toplumsal konular tek bir sorun veya küçük bir mesele olmaktan ziyade bütün Türkiye toplumunu ilgilendiren büyük meseleler oluyor. Örneğin Kiralık Konak, Türkiye'nin belki de en önemli toplumsal meselelerinden biri olan Doğu-Batı meselesini ele alıyor. Ankara romanı, Kurtuluş Savaşı ve sonrasında bütün başkentin değişimini, başkentteki toplumsal yenilikleri ve bu yeniliklerin nasıl yozlaşmalara yol açabildiğini gösteriyor. Aynı zamanda yazar bu romanda yine bu sorunların nasıl çözülebileceğiyle ilgili fikirlerini de söylüyor. Bir başka Yakup Kadri romanı, Yaban, Kurtuluş Savaşı ekseninde Türkiye'de aydınlar ve halk arasındaki derin uçuruma yoğunlaşıyor. Dediğim gibi bunlar Türk edebiyatının, Türk toplumunun, Türkiye'nin büyük sorunları, büyük meseleleri. Nur Baba ilginç bir roman çünkü hem Yakup Kadri ile ilgili yapabileceğimiz bu genellemeye uyuyor hem de bazı açılardan uymuyor. Bu roman yine toplumsal bir roman, toplumsal bir konuya değiniyor ama diğer eserlerine, az önce bahsettiğim eserlerin aksine merkeze tek bir konu koyuyor ve bu konu Doğu Batı meselesi gibi, Türk aydını ile Türk halkı arasındaki uçurum gibi böyle devasa bir problem değil. Peki bu romanın ele aldığı bu toplumsal konu hangisi? Yakup Kadri bu romanda neden bahsediyor? Bu sorunun cevabı aslında tek boyutlu bir cevap değil. Yakup Kadri bu romanda temel olarak bir Bektaşi dergahını ve bu dergahın başındaki kişiyi Nur Baba'yı eleştiriyor. Ancak bu demek değil ki romanın merkezindeki eleştiri Bektaşiliğin kendisiyle ilgili. Bektaşilik nedir sorusunun cevabını açıklamaya çalışmak bu videonun amacını biraz aşar. Fakat kısaca şu bilgileri verebiliriz. Birincisi, Bektaşilik bir İslam tarikatı. İkincisi, bu tarikat aslında böyle tekil bir şey değil. Farklı bölgelerde, farklı şehirlerde, farklı dergahlarda farklı şekilde anlaşılabiliyor ve farklı şekillerde uygulanabiliyor. Bizim bu videoda Bektaşiliğin ne olduğunu açıklamakla ilgili bir iddiamızın olamamasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Çünkü kime göre, neye göre bunu açıklayacağımız sorusu çok önemli bir soru. Bu konuda biraz daha detaylı bilgi almak için sitemizdeki Nur Baba dosyasının arka plan bölümüne göz atabilirsiniz. Ama oradan bile Bektaşilikle ilgili bilgi almanın yaratabileceği ufak bir sıkıntı var. O sıkıntı da şu. Yakup Kadri'nin bu romanı aslında Bektaşilikle alakalı değil. Nur Baba yayınlandığı zaman çok ciddi tepkilere yol açmış bir roman. Çünkü insanlar bu romanı Bektaşiliği eleştiren, Bektaşilik gibi dini bir kuruma, bir tarikata karşı gelen bir kitap olarak görüyor. Ve tabii ki bu durum insanları rahatsız ediyor. Fakat Yakup Kadri'nin bu romanına açıp baktığınızda göreceğiniz ilk şey yazarın bu konuyla ilgili iki izah yazmış olması. Yakup Kadri bu iki yazıyla asıl amacının Bektaşiliği eleştirmek olmadığını, yalnızca Bektaşilik adını kullanarak kendine fayda sağlamaya çalışan insanları eleştirmeye çalıştığını açıklıyor. Bir başka deyişle bu romanda gördüğümüz Nur Baba karakterinin aslında Bektaşilikle falan pek bir ilgisi yok. Kendisi din konusunda, tasavvuf konusunda, bir dergahı idare etme konusunda aslında hiçbir şey bilen bir adam değil. Ancak bu enteresan cazibesini kullanarak insanları kendisinin kutsal biri olduğuna inandırıyor ve onlardan çeşitli faydalar sağlıyor. Kısacası Yakup Kadri'nin öyle Bektaşilikle veya Bektaşiliği eleştirmekle pek bir derdi yok. Onun amacı Bektaşiliği ve Bektaşiliğin ismini bu tarz amaçları için kullanan insanları eleştirmek. Nur Baba'nın da temel eleştirisi bunun üzerinden getiriliyor. Tabii durumun böyle olması Nur Baba ile ilgili ikinci bir grup tepkiye daha sebep oluyor. Yakup Kadri neden bu kadar özel, neden bu kadar belirli bir konuya eğiliyor? Yani neden Bektaşiliği bu hale sokan insanlarla ilgili eleştirel bir roman yazma gereği duyuyor? Bu konuyla ilgili yaygın bilgilerden bir tanesi Yakup Kadri'nin bu romandaki belli şeyleri kendi kişisel gözlemlerinden yazmış olduğu gerçeği. Romanın başındaki yazılardan da okuyabileceğiniz gibi Yakup Kadri kendini hakiki, gerçek, samimi ve gelenekten yetişmiş bir Bektaşi olarak tanımlıyor. Bektaşilik ismine böyle kötü bir izlenim kazandıran insanlara karşı sinirlenmesi herhalde normal bir durum. Tabii romanın ne derece gerçek olaylara dayandığını anlamak da biraz zor bir mesele. Bu konuyla ilgili çok güzel bir anı var. Nur Baba romanını okuyan ve çok beğenen insanlardan bir tanesi de
Mustafa Kemal Atatürk'ün ta kendisi. Mustafa Kemal bir gün bir akşam yemeğinde Yakup Kadri'yi davet ediyor. Ama ona böyle küçük bir sürpriz yaparak Kısıklı'daki Bektaşi dergahının şeyhi Ali Baba'yı da bu yemeğe davet ediyor. Çünkü Mustafa Kemal'in duyduğuna göre Yakup Kadri'nin Nur Babası'na esin kaynağı olan kişi bu Ali Baba'dan başkası değil. Fakat Mustafa Kemal gece boyunca olanları takip ettikten sonra Yakup Kadri'ye gidip diyor ki ya sen bu adama anlatmışsın ama bu hiç de senin kitabındaki Nur Baba'ya benzemiyor. Yani çok farklı bir adam gibi gözüküyor. Ve Yakup Kadri bu noktada bütün romancılar gibi kendisinin de esin kaynağı olan bir şeyden yola çıkarak tamamen kendine özgün bir karakter yarattığını açıklıyor. Başladığımız konuya geri dönüp yavaş yavaş bitirelim. Yakup Kadri'nin genel yazarlığına uymayan ve toplumsal konulardan aslında oldukça uzak olan bir başka romanı daha var. Hep o şarkı. Kiralık Konak'la birlikte yazarın ilk eserlerinden olan Nur Baba'da karşımıza çıkan bu bektaşilik konusu daha sonra dönüp dolaşıp yazarın son romanı olan Hep o şarkıda bir kere daha karşımıza çıkıyor. Bu da Yakup Kadri'nin kendi romanları arasındaki devamlılıklara aslında iyi bir örnek. Bu videoda Yakup Kadri'nin Nur Baba romanını okurken kullanabileceğiniz çeşitli arka plan bilgileri vermeye çalıştık. İlk önce bu romanın yazarın romancılığı içinde nasıl konumlandırılabileceğinden, daha sonra da merkeze konulan bektaşilik konusunun yazar tarafından nasıl ele alındığından bahsettik. Daha fazla bilgi için her zaman sitemizdeki Nur Baba dosyasına göz atabilirsiniz.